Cihan Pehlivanı Yaşar Doğu. Bu kitabı Yaşar Doğu'nun kim olduğunu, yerli ve milli müsabakalarını, ayrıca Türk yaşına ve özellikle spor ahlakına üstün katkılarını kendimizden bir şey katmadan zamanın yazılı kaynaklarından ve kendisini tanıyanların anlattıklarından yararlanarak bütün yönleriyle Türk milletine yeniden tanıtmak amacıyla çıkarıyoruz ön söz Mutlu milletlerin tarihe yazılmaz diye bir söz vardır. Bu görüşe hiç mi hiç katılmıyorum. Neden mi? Mutluluğun ardındaki dikenli yollar ancak dile getirildiğinde geriden gelenlere eşsiz bir kılavuzdur. Bu biyografinin en önemli özelliği Bedirhan Çınar'ın gerçekleştirdiği Yaşar Doğu hatıralarını anlatıyor. Başlıklı gazete röportajından istifade edilerek kaleme alınmış olmasıdır. Beş buçuk ay süresince günlük yayınlanan bu röportajında Yaşar Doğu, Ailesi ve yetişme sürecinden başlayıp 30 Ağustos 1955'teki jübile müsabakasına kadar hatırındaki güreşlerini kaleme aldırarak bunların kaydını sağlamıştır. Böylelikle asil kahramanın hatıralarıyla kitap çıkarılacağı rüyası 70 yıl sonra da olsa yerine getirilmiş olmaktadır. Eser ayrıca Türk tarihiyle beraber yaşayan Türk güreşinin Yaşar Doğu dönemindeki gelişmelerini de kapsamaktadır. Arka Kapak Yerlerimizi alacak olan küçük kardeşlerimize bir tavsiyede bulunmak ve bir ağabey nasihatı vermek istiyorum. Daima çalışmalı, güneş minderinin üzerinde geçirdiği dakikaları her zevkten üstün tutmalı ve elde ettikleri en büyük başarıdan dolayı bile asla gurur duymayarak elin daima elden üstün olduğunu unutmamalı. Bizler böyle yaptık ve bu şekilde çalıştık. Sanki birkaç gün sonra bir müsabaka varmış gibi idmanımızı ona göre yapar ve daima güreşe hazır bulunurduk. Hiçbir zaman nasıl olsa bugünlerde güreş yok. İcabettiği ettiği zaman sıkı bir çalışma yapar, hazırlanırım. Hele şimdilik keyfimize bakalım demedik. O kadar ki istirahat günümüz olan pazar günleri bile Celal Atik ve diğer arkadaşlarla kulübe gider, antrenman yapardık.